Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün de çeler maçlarını yapıyoruz abimle. Şöyle bakın. Şöyle der altı arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın. Yani illa koltuk altında olması şart değil arkadaşlar. Şimdi bu mallar kırkıldığı için beslenecek mal. Derisi esnek bakın. Abim hemen çekiyor, vuruyor. Şu beyazları. Çeler maşımızı yapıyoruz. Çiçeği yaptık. Şu kuzu bir tanesi de. Bir dakika. Şuna da vur abi. Bu kuzu. Yani kuzuları, yaylım kuzuları, bunlar yeme getirince bu hayvanlarda biraz böyle durgunluk olmaya başladı. Ne bileyim, sancılanmaya başladılar. Bu da diyorlar işte çelermenin belirtisi. Şapaşısı vuracaktık normalde de, dedik çelermeyi vuralım bari. Çünkü hayvanlarda böyle bir sancılanma, nemlenme başladı. Durgunluk başladı, o yüzden sancılanıyor hayvanlar. Yem kuru olunca. O yüzden dedik bari çelermesini vuralım. Başladık bakalım çelermeye. Şimdi malı daha dar yer alacağız. Hay. Hey. Diğer tarafa da arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani bu çeler maşısında bir araştırın. Yani hayvanın böbreğinden bağırsağına, işkembesine kadar birçok şeye ilaç var. Dokuzlu karma vuruyoruz. Yani işkembeyi düzenliyor, böbreklere iyi geliyor. Çünkü hayvanlarda ne oluyor yarın bir gün? Yeme bindikçe idrar torbasında tıkanıklık oluyor arkadaşlar. Yani bunu siz ne kadar yapsanız da ister istemez oluyor ama mesela şöyle söyleyeyim, %50 oranında azaltıyor yani bu çelerme. İdrar tıkanıklığı, işemede. Bunu da biz ne yapıyoruz? Devril kullanıyoruz mesela. O yüzden çelerme çok önemli. Yani yaylımdan gelen hayvana çelerme vuracaksınız veya içeride kışın kar yağdığında yem veriyorsunuz. Yaylıma süreceksiniz, yine çelerme vurmanız lazım. Çünkü hayvanın şeyi değişiyor. Yeme sistemi değiştiği için hayvanın vücut düzeni ayarlansın diye çelermeyi la vuruyoruz yani arkadaşlar. Kış kış. Hey. Kış 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 kış. Abi sen oradan sıkıştır. Kış kış kış. Hey. Hey. Dar yere alınmamız lazım. Daha çabuk inle vurmak için. Öbür türlü hayvanlar burada çok koşuyorlar sağa sola. Hava da sıcak. Hasta edeceğiz yani. Şey, şey. Yok yok, sokarız. Sür. Sür abi. Abi ondan şu sarbaş var ya, Hamdani, ona bir tane vuracağız. Hadi gel buradan başlayalım. Belli bir süre aşıyı vurduktan sonra tecrübeleniyoruz arkadaşlar. Hemen tık tık vurabiliyorsunuz. Bu rahatsız olan. Evet.
diğer tarafa attık. Muhtemelen eziyorlar. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar, mal kırkıldıktan sonra ilaç yapmak çok kolay. Bitti mi abi? O 50 mallık. Öbürler 125-125, he. 200-300 malı kaldı. Bir de arkadaşlar şimdi şöyle bir şey de var, onu da söyleyeyim aklımdayken. Çeler maçlısını ilk vurduğunuzda hayvanlar 2 gün, hadi fazla en fazla 3 gün böyle yemi böyle durgun yerler, ama 3 gün sonra mallar bir açılır Allah'ın izniyle, taşı verseniz yer. İştahı açılır yani. Çünkü bu aşı ilk başta bir vurur, rahatsız eder hayvanı. Hayvan bir duraklatılır, veteriner ararsınız. Dersiniz ki kardeş böyle böyle, bu hayvan yem yemiyor, bu aşılar biz vurduk, hayvan böyle oldu. Adam sendir abi, 2 gün daha beklesendir. Ondan sonra Allah'ın izniyle malınız 10 numara. Süper yem yer. Yani buna da İç Anadolu'da falan bazı bölgelerde yem innesi diyorlar zaten. Yani bunu alırlar, akıllı olan malı olmadan önce direkt vururlar yani. Akıllı oluk malına. Ondan sonra mala akıllı oluk verirler. Tamam. Çeler milacının da hem yerlisi var hem ithali var. Siz genelde elinizden geldiğince en iyisini vurun. En iyi olanı vurun. Biz koklavaks kullanıyoruz genelde. O yoksa zaten veteriner ona benzer birini verir. Yani bizim buralar çok sıcak. O yüzden ilaç vurmaya da korkuyor arkadaşlar. Yani hayvanlar hastalık yokken bile sıcağın etkisiyle yine yem yemiyor yani. Sıcağın etkisiyle yem yemeyen hayvanlar var. O kadar söyleyeyim size. Kendine hayvan hasta oluyor. Ahara kimseyi sokmasa da, rüzgarda estirsen. Mesela biz fan bile kurduk şurada. Şöyle fanlar var. Ama yine de sıcak. Yani hava çok sıcak. Nemli hava acaba o mu hayvana zarar ediyor bilmiyorum yani. Şimdi bu bölgede ciğere çok düşüyor hayvanlar. Çok hastalıklar oluyor, her türlü hastalık var. İşte Ceyhan mal pazarı da kapandı şaptan dolayı bu hafta. Ne zaman açılacak bilmiyoruz. Ceyhan canlı hayvan pazarı da kapattılar. Çünkü bölgede orada bayağı bir büyük başta şap hastalığı çıkmış. Küçükbaş pazarı da kapandı, büyükbaş pazarı da kapandı. Pazarlar tekrardan geri geriye kapanmaya başladı yani. Yani kışın hastalık oluyor da şimdi hastalık yazın oluyor. Hayvanlar ciğere düşüyor. Büyükbaş da ciğere düşüyor, küçükbaş da ciğere düşüyor. Allah sonunu hayretsin. Evet arkadaşlar, aşı işimiz bitti. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani aşıyı şu bir tanesi değil de bakın, yani vurmamdaki nedenlerden bir tanesi, bakın şu şekilde duruyorlar, görüyor musunuz? Bak, yemi döktüğünüz zaman 10 numara saldırıyorlar ama bu şekilde duruyor hayvan. Hani bir bak, iç vurma yok, bir şey yok, bak yaklaştım yine kaçıyor ama duruyor. Bir sancı var bu hayvanlarda. Yani aşı vurumdaki en büyük nedenlerden bir tanesi bu. Yani muhtemelen bir sancı var. Bakın bak. Bu da aynı şekilde. Bir sancı var. Bağırsaktan artık bir yerde, ama o yüzden çeler maşısını vuruyoruz. Bakın arkadaşlar, şu şekilde durduğu zaman hayvan. Yani bir değişik bir şey var. Bakın bir tanesi de burada duruyor. Yani yem döküldüğü zaman yeme girişleri 10 numara.
yiyor. Bakın yemden sonra da hayvan böyle duruyor yani. Bakın orada da var bir tanesi. Yani yem döktüğümüzde hiç hasta belirtisi yok ama yem bitince, yem azalınca yavaş yavaş bunlar önden çıkıyorlar. Şöyle iki tane burada. Bu yüzden çelerim aşısını yaptım. Normalde şap aşısı yapacaktım. Bakalım bir takip edeceğiz inşallah. Biter. Yani çelermenin faydaları çok. O yüzden aklınızda olsun. Yani bölgenizde olan hastalığın ilk aşısını yapın. Onu söyleyeyim. Şap varsa şap, çiçek varsa çiçek. Ondan sonra çelermenizi yapın. Ondan sonra diğer aşılarınızı yapın. Mesela bizim burada şap yok. O çiçek vardı. O yüzden çiçeği ilk yaptım. Ondan sonra şimdi malların şap yapacaktım ama malların durumuna baktım. Değişik hal ve hareketler olduğu için çelermeye hemen girdim. Çünkü mal yayılım malı. Belki bağırsaklarda midede bir sıkıntı vardır diye. Çünkü yoncasını falan, samanını, yemini veriyoruz. Kuruya geçtiği için hayvan yaştan, ottan diyeyim daha doğrusu, kuru samana geçtiği için bir sıkıntı olabilir durumuyla biz çelermeye girdik arkadaşlar. Yani mesela bu haftadan sonra da önümüzdeki ilk aşımız şap aşısı mesela. İlk aşım şap, ondan sonra vebaya gireceğim. Ondan bir hafta sonra da ikinci çelermesine gireceğim. Çünkü çelerme 21 günde tekrar ettiğimiz bir aşı. Yani aklınızda olsun. Yani çelermenin internete yazsanız dokuzlu karmasının yani çok şeylere faydası var. Hani o İngilizce, Latince bir şeyler yazıyorlar da yani hayvanın böbreğinden bağırsağına, kalbine kadar diyeyim size, her türlü faydası var yani. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir beğeni yapın arkadaşlar, tamam mı? Yazmasanız da şey yapmasanız da hem abone olun hem de bir beğenir, bir like atın arkadaşlar ya. Hadi Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.